Karadeniz Fırtınası YouTube kanalında bir kez daha karşınızdayız. Bugün Giray hocamızı aldık yayınımıza. Türk futbolunun en önemli değerlerinden birisi, Trabzonspor'un en önemli değerlerinden bir tanesi. Miraç Özacı her zaman olduğu gibi yine yerinde, koltuğunda. Ne konuşacağız? Tabii ki Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor kupada turu atladı. Şimdi pazartesi günü Hatay'la oynayacak. Transfer sezonu bitti. Tek transfer yapıldı. Bunların hepsini Giray hocamıza soracağız. Hocam öncelikle isterseniz kupayla başlayalım. Çeyrek finale çıktı takım. Genel bir değerlendirme yapın. Sonra bir Hatay maçı ve transferde de bir tane isim aldık. Bunları bir değerlendirin lütfen. Tur atlayan takıma bir şey söylenmez. En azından çok memnun olduk. Yani kaybetti. Kazanmış olduk. Saniyede attığımız golle en azından yer götürdük ve 2-1 kazandık. Gençler Birliği birinci ligin iyi takımlarından bir tanesi. Güçlü bir kadrosu var. Biz son zamanlarda iyi oynayan bir takım değildik. İyi performansımız yoktu. Ama bu maçın kazanılması ve son dakika golleriyle kazanılması moral oldu. Artık 8 takımdan bir tanesiyiz. Bundan sonra önümüze çıkacak takımlar da belli. Yani artık güçlü takımlar var. Ama o zamana kadar... Hocam isterseniz hemen bir araya gireyim orada. Şöyle söyleyeyim. Seri başı değiliz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir. Bu takımlardan bir tanesi rakibimiz olacak. Yani üç büyüğün, İstanbullu üç büyüğün bize rakip olma ihtimali çok yüksek. Oradan da bir değerlendirme yapabilirsiniz. Tabii yani burada Başakşehir'in gelmesi daha iyi olur. Diğer takımlar bize zorluk çıkardı. Gerçi Fenerbahçe'yi İstanbul'da yendik ama şimdi Fenerbahçe takımı da çok güçlendi. 3 tane de oyuncu aldı. Beşiktaş takımı 3 tane oyuncu aldı. Çok çok iyi oyuncular aldı Beşiktaş takımı. Galatasaray öyle. O da 3 tane aldı. O da iyi oyuncular aldı. Belki santrfor o kadar değil ama sağ beki sol beki iyi oyuncular. Beşiktaş güçlendi bu arada. Bilmiyorum Başakşehir aldı mı? Bir tane aldım. Bize ne kadar katkı sağlar bilemiyorum. Ama Trabzonspor ligin dört büyük takımdan bir tanesidir. Onlar da sporla eşleşemeyecek bir konumdadır yani durumdadır. O bakımdan gönlünüzden geçen bir takım var mı orada hocam? Gönlünüzden geçen Başakşehir, bir takım var mı? Başakşehir dediniz. Anladım. Evet. Hocam anladım. İstersen ben gireyim burada. Buyur. Şimdi Trabzonspor dört büyük takımdan biri diyoruz. Büyük camia diyoruz ama sahada oynanan futbol hiç ne büyük takıma yakışıyor ne büyük camia futbolu. Yani böyle değerlendirdiğimiz zaman veyahut da böyle baktığımız zaman Trabzonspor'un önünde sadece bir kupa var. Yani hedef olarak sadece kupa var. İşte sizin söylediğiniz gibi Beşiktaş güçlendi, Fenerbahçe güçlendi, Galatasaray güçlendi. Transferi yaptılar. Üçüncülük de hedef. Yani ligin ilk üçüncülüğü o da büyük ihtimalle ondan da uzaklaşıyoruz. Bir kupa kalıyor. Yani böyle büyük takım olmakla koyulan hedefe ulaşılır mı? Yani ortada bir futbol veyahut ortada bir takım yoksa. Miraç, çok güzel bir söz vardır. Asalet doğuştandır, sonradan alınmaz. Evet. Ve büyüklüğümüz tescillenmiştir. Dört büyük takımdan bir tanesi biziz. Bunu sen de biliyorsun. Yıllarca bunun mücadelesi yapıldı. Ülkede dört büyük takımdan biri olabilmek adına. Bu bakımdan bizden önceki büyüklerimize teşekkür edelim. Şehrimize teşekkür edelim. Biz böyle bir şehre sahibiz. Böyle şehrin insanlarına sahibiz. Ha, sonuç bugün gelir, yarın gelmez. Bugün yoktur, yarın gelir. Öyledir. Futbolda öyle bir şey var ki 3-0 yenerseniz çok sevinirsiniz. Fakat bir haber gelir, rakibiniz 4-0 yenmiş, üzülürsünüz. Veya tersi olur, 3-0 yenilmişsiniz, çok üzülürsünüz. Bir haber gelir, rakibiniz 4-0 kaybetmiş, sevinirsiniz. Böyle bir şey yani. Onun için günlük sonuçlar çok çok önemli. Tabii şu da çok önemli. Doğrulara doğru diyemezseniz yarın yanlışlara da yanlış diyemezsiniz. İnandırıcı olmaz. Sen doğru söylüyorsun. Diyoruz. İyi sonuçlar diyoruz. Ama bu gelecekte böyle olacak diye söyleyemeyiz.
Ama biz hep tabii iyi tarafından bakacağız. Ama çok iyi yönetildiğimiz, hem saha dışında hem saha içinde şu anda bunu söyleyemeyiz. İyi oynadığımız saha dışında, saha içinde bunu da söyleyemeyiz. Bir gün o şehre döneceğim. Ben hep bunun için hep böyle donanımlı dolaşıyorum. Benim yaptıklarımı siz burada bilmiyorsunuz. Oradakiler de bilmiyor. Ama bir gün o şehre döneceğim. Merak etmesinler. O doğru zaman gelecek. Hocam biz de sizi kucaklarımızı açtık. Sizi bekliyoruz hocam. Hiç o konuda şeyiniz olmasın. Girevce çok önemli bir yer. Hocam bazen mütevazılık yapıyor ama hakikaten Trabzon futbolunun, Trabzon'un yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan biri. Yani önemli işler de yaptı Türk futbolunda. Ama bizim Trabzon kendi insanımıza, kendi değerimize maalesef sahip çıkıyor veyahut da uzak tutuyor veyahut da değer vermiyor. Hocam ama bu kredi, yani şu an Abdullah Avcı yatağından kredi verilen şahs hocamıza verirse yemin ediyorum uzun yıllar Trabzonspor'un sırtı yere gelmezdi ve bu kadar da borçlanmazdı. Miraç, hocamız daha genç. Hocamız daha çok genç. Daha inşallah. Yok, bak ne güzel dedi. Hocam zaten, ben döneceğim dedi. Bak güzel bir şekilde dedi. Ben döneceğim hocamız, hem de yani öyle bir döneceğim ki dedi. Yani hocamız şey hedefini koydu zaten. Biz de bekliyoruz sabırsızlıkla. İnşallah bu beklenti fazla sürmez. Temennimiz o. İnşallah. İnşallah Miraç. İnşallah. Yani ben hep kendine hocam, yaslanan bir insan oldum. Hep doğruları konuştum. Hep kendine yaslanan insan oldum. Hiç kimsenin yardımıyla bir yere gelmedim. Ama biliyorum kimlerin nerelerle temasların olduğunu, nasıl nerelere geliyorum. O şehirde bu konuda acımasız davrandı. Bana da çok acımasız davrandı. Evet. Hep işte farklı düşünceler içerisinde oldu. Ama olsun, inşallah doğru hakkı gelecek. Hocam, o zaman olacak. Trabzonspor'u çalıştırırken hatırlarsın. Turgut Hoca rahmetle Turgut Hoca Zemir'in köyünde buluşmuştuk. Ateş yapmıştı. Evet. Ateşim var. Yardımcı Ünal mıydı hocam o zaman? Kimdi yardımcı? Hayır, Birinci. Yok. Sizin yardımcınız kimdi o zaman? Mehmet Birinci. Mehmet Birinci. Temel Barutçu Birinci. Bak ben orada hep Trabzon'daydım. Bak benim yardımcılarım bir Mehmet Birinci Hoca. İki rahmetli Temel Barutçu. Üç Bilal Hoca. Dört Lemi. Ben hep Trabzonlarla çalıştım. Ama oraya gelinmiyor. Bunları yanına da girmedi. Evet. Doğru. Şeyde inşallah o ateşi bir daha yakarız ama Turgut Hoca'sız yakacağız. Onu da burada yardım edelim. Hoca olmaz. Hükümet olmayacak biliyorsun. Annesi hükümet derdik. Annesine rahmetli Turgut Hoca'na. Hocam Nihat o zaman Allah. Teknik adam. Trabzonspor'un başı. Ya hocam niye bu anekdotu anlattın? Gönül adamıdır. Yani böyle oturur. Ateşin başında sohbetini de yaparsın. Yani ne bileyim dinler seni, kendi anlatır sohbeti, ya, sohbettir. Yani Giray Hoca çok farklıydı. Bizim için de çok farklıydı. Doğru. Yani Giray Hoca çok farklı. Şöyle farklı. Hocam hatırlar. Vestel Manisa'daydı o zaman. Vestel Manisa'nın başındaydı. Ben İstanbul'dan sırf hocamla röportaj yapayım diye kalktım geldim. Orada yaptık ama o Vestel Manisa'da kimler vardı? Kimler? Ne oyuncular vardı? Yani muhteşem bir kadroydu. Hocam biraz o zaman böyle, şöyle diyelim. Hocam biraz hocamı geriye döndürdük ki böyle biraz geçmişe iade edelim. Biraz da program formatını böyle sadece işte Trabzonspor iyiydi, kötüydü. Hep bunu artık izleyenler dinleye belki de yoruldular. Ya bu kadar karamsar tablo çizmeyin ama hocam yine şey konuşuyor. Yani daha yapıcı, daha yol gösterici gibi hocamın konuşmaları inşallah amacına ulaşır diye düşünüyorum. Evet. O zaman hocaya şöyle soralım. Hocam bir tane transfer yaptık. Thomas Meunier'i aldık. Biz Münir diyoruz da daha kolay taraftarlarımız için. Münir'i aldık. Sağ bek. Yani işte Dortmund'dan geldi. PSG'de oynamış bir oyuncu. Ama 32 yaşında. İşte iki oyuncu daha alma ihtimalimiz vardı. Şöyle bir bugün tabii ben yönetimden bunu teyit edemedim. Bir tane sol bek alacaktık. Eric Bocat isminde Fransız bir sol bek. Transferi bitti. Hatta oyuncu dün sosyal medyadan da bazı paylaşımlar yaptı. Bizim hocanın 24 yaşında olduğu için yani daha genç, daha tecrübeli Alioski'yi istiyor ama yönetimde bu konuda ters düşüyor. Böyle bir dedikodular var ama teyit edemedim bunu. Ama hoca da diyor ki ben 24 yaşındaki futbolcuyu değil
İşte Alevski'yi isterim. Yarım devre kiralık olarak eğer alacaksak. Bu 24 yaşındaki oyuncunun transferi dün itibariyle gerçekleşmedi. Böyle bir şey var. Yani Abdullah Hoca'nın biraz tecrübeli oyuncular konusunda hassasiyeti var. Nasıl değerlendirirsiniz? Ne dersiniz? Şimdi Abdullah Hoca'nın Trabzonspor'daki kredisi çok yüksek. Yönetim üzerinde de kredisi çok yüksek. Taraftar üzerinde de çok yüksek. Ama o şehrin kendi çocuklarına da ne kadar olsalar da mesela Hami'ye de, Lemi'ye de, Soner'e de eskiden Levent'e yaptıklarını. Yani hemen bir bakarsınız ki krediniz biter işte. Abdülkadir Ömür bunun en son oldu. O anlamda kimse sonsuza sahip değildi. Ama Abdullah Hoca'nın şu avantajı var. Şampiyon olmuş bir de. Yani, şu mantıkta Abdullah Hoca önce alacak. Takım şu anda panik halinde. Genç oyuncuyla devam ederse işte onun takıma katkı sağlaması %100 hemen olur mu? Ama deneyimli oyuncu alırsa hemen oyuna koyduğunuzda işte Münir gibi hemen uyum sağlar, olgun oyuncudur, hemen katkı sağlardan yola çıktı. Burada haklı hoca. Ama mesela şimdi Beşiktaş'ın 3 tane oyuncu biraz yaşlı ama iki tanesi. Hatta üçü de iyi. Biri yaşında, 27 yaşında, 27 yaşında. 27 yaşındaki oyuncular olgun oyuncuları. 23 yaşındaki oyuncu çok genç oyuncu. Fakat müthiş bir oyuncu. Şimdi o olgun oyuncuyla beraber hemen oynayabilirsiniz. Hemen sonuca dayalı hareket yapabilirsiniz. Doğru. Bu anlamda hocanın isteği doğru. Ama ben sporlu olarak Trabzonspor'un daha genç oyuncuları alıp işte nasıl Galatasaray Saşa'yı aldı, Boya'yı aldı, sattı, para kazandı. Bu tip oyuncuları alması lazım. Kaldı ki biz burada 1 milyon euroya yakın para kazandı hocam orada. Doğru söylüyorsunuz. Bu arada bir de sınıfta kaldık yani. Uğurcan gibi, Ömür gibi oyuncuları 20 milyon eurodan 2,5 milyon eurolara düşürdük piyasasını. Burada kazandığınıza bakıyorsunuz, şampiyonlukta bu kadar para kazandık diyorsunuz ama eldeki oyuncuların ne kadar değersizleştirdiğinizin de farkına varın. Yani bu oyuncular da aşağı doğru evrildi ve burada Trabzonspor para kaybetti. Prestij ama kaybetti. Bu şey hocam, gelecek oyuncuların da önünü kapattı. Hocam bu başarı endeksli bir olay değil mi? Yani şimdi Trabzonspor şampiyondu. Trabzonspor oyunculara talep çok fazlaydı. Galatasaray'da şimdi şampiyon oldu. Tabii oyuncu kalitesi de burada önemli ama şimdi Galatasaray göz önünde. Ya Galatasaray işte Avrupa takımları tarafından izleniyor. Ya bir başarılı olmak zorunda değil mi yani? Oyuncuyla takımın başarısı. Ya oyuncunun pazarlama yönünden ben diyorum yani dışarıya menajer vasıtası veya kulüp vasıtasıyla. Bir başarı yakalanması şart değil mi yani? İşte ben de onu söylüyorum. Yani siz şampiyon olurken oyuncularınızı parlattınız. Ya oyunculardan para kazanabilirdiniz. Önemli olan doğru zamanda doğru işleri yapabilmek. Yani siz o fırsatı kaçırdınız. Peki o planlamada kimler vardı? Aynı başkan yardımcısıydı, aynı hoca takımın hocasıydı. O zaman verebilseydiniz. Ama niye onun yerini hazırlayamadığınız için o oyuncuları veremediniz? Bunu oyuncuyu verebilmeyi bilmelisiniz, oyuncuyu geliştirebilmelisiniz, oyuncuyu satarak değerlendirebilmelisiniz. Hatta oyuncuyu sattıktan sonra da yerini onun scout ekibiyle beraber doldurabilmelisiniz. Budur önemli olan, bunları yapabilmektir önemli olan. Hocam bu konuda şöyle bir savunma yapıyor yönetim. Diyor ki, eğer o dönem biz Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'ü verseydik şampiyon olamazdık diye kendilerini savunuyorlar. Ne dersiniz? Şampiyon olduktan sonra verebilirdin. Anlaşmayı ona göre yaparsın. Şampiyon olduktan sonra verirsin. Zor bir şey değil. Peki şampiyon oldun. Vakayeme ile anlaşabildin mi? Takımın aşağı yukarı şampiyon olmasında %30 sebep olan Vakayeme ile Uğurcan'dı. Onu da değerlendiremediniz. Elinizden Vakayeme gitti.
Ayrılmak zorunda kaldınız. Başkan ayrılmak zorunda kaldı. Hoca ayrılmak zorunda kaldı. Sonuçlar aşağı döndü. Evet. Yani evet, hocam. Orada olay kaçırıldı. Bana göre de doğru diyor hocam. Şampiyon olduktan sonra da bu olabilirdi ama olmadı. Miraç hatırla bunu. Yatlara konusunda da aynı yaptık. Şampiyonlarımız evet. Yatlara'yı 12 milyon euro Arap ülkeler zaman Trabzonspor şampiyon mu oldu? Yok, şampiyonla oynadı. Çok iyi bir sezon geçirdi Yatlara. 12 milyon euroya vermedik. Yatlara'yla bir daha anlaştık. Üzerine para verdik. Sonra Yatlara bedava, yani siz ücretsiz, belki çok ücretsiz, gitmek durumunda kaldı. 12 milyon evet. Euro'dan oradan oldu. Ama biz mesela Gökdeniz'i parayla verdik. Para kazandık. Fatih'i verdik. Yok mu? Fatih Tekke. Yok mu evet, olduk? Fatih. Verdik. Yok mu olduk? Hayır. Hayır. Yani. Ya zamanlama budama, çok önemli tabii, hocam. Tabii. Yani doğru. Zamanlama. Bir de şöyle cesaret edin. Demin Nihat söyledi ya. Ya şampiyon olamayız, işte başarılı olamayız gibi. Eğer o tereddüt kilem içerisine girerseniz biraz zor. Yani yürekli yöneticiler mi lazım hocam? Tabii. Miraç şu anda takımların en önemli çalışma grubu oldu. Yani oyuncu bulabilen, oyuncu takibini yapan grup oldu. Bu size ne lazım? Atıyorum işte kalecinize talip oldular. İşte 10 numaranıza talip oldular. Siz de bunların yerine oyuncu bakacaksınız. Evet. Yani bunun hocam o zaman ne hocam? Başında, yani 3 yıllık, 5 yıllık planlar içerisinde yapacaksın bunu. Yani bunu biz Trabzonspor'a geldiğimizde de işte o 2013 yılında Şenol abi teknik direktör, ben sportif direktör olduğum dönemde de biz bu ekibi kurmuştuk. Bu ekibi kuruyorduk işte. Oranları işte orada scout ekibi olarak. Ama 10 yıl kaybettik burada. Evet. O zaman ben şuradan şöyle anlıyorum. Yani şu anki mevcut işte scout ekibi, diğer planlamalar, yani şu yanlışları gördükçe doğru bir işleyiş yok. Yani hep yanlış işler yapılıyor. Öyle anlıyorum yani. Bak şimdi Beşiktaş takımı, herkes öyle veya böyle dedi. Ama Samet Hoca 3 aydır dolaşıyordu. 3 aydır oyuncu çok sessizdi. Çok önemli 3 tane. Bak çok önemli aldı. İçerisinde 2 aylık oldu. Evet. Biraz zaman zaman. Siz uzun vadede, ben... tabii daha uzun vadede yapabilirsiniz. Galatasaray takım bunu uzun zamandır yapıyor. Yönetici arkadaş gidiyor, bütün transferleri yapıyor. Hocam ben Nihat'la bunu daha önceki programda da konuştum. Şimdi Galatasaray'da bir ayan atmam var herhalde bu işleri. Erdem Tumur'la organize eden yani futbol. Hayır, 5 tane, 5-6 tane orada bak, eski oyuncusu var. Ama bak bunlar Galatasaray içerisinden gelmiş. Yani bizim gibi değil. Biz farklı bir takımız. Bir şehrin takımıyız. Onlar öyle değil. Ya biz kendi adamımızı kullanmıyoruz, dışarıdan adam alıyoruz. Bana göre sıkıntı burada. İşte Samet Aybaba örneğini verdi. İşte Feyyaz'la birlikte Beşiktaş'ta yaptılar. Ve çok daha güzel şeylere imza atacaklarına ben inanıyorum. Evet. Çünkü kulübü biliyorlar, kulübün içerisinde. Evet hocam. Biz neden yapamıyoruz bunu hocam? Neden yapamıyoruz? Kendi bahçenin meyvesi ekşi oluyor. Yani biz tatlandıralım büyüdük, hocam. Büyüdük, arkadan tatlandıralım ama tatlandırmak istemiyorlar. Çünkü o arkadan gelen genç yöneticiler sizi reddediyor, sizi kabullenmiyor. Bunlar işte İstanbul'un bu biraz işte gazetecileri var, biraz parlamışı var. Bunları çok etkiliyorlar. Etkiledikleri için bunlar da doğru o zannediyor. Ama geçmişteki tecrübeli oyuncular bu tuzağa düşmüyor. Tecrübeli yöneticiler bu tuzağa düşmüyor. Onlar daha kendi insanına, daha aidiyet duygusu yüksek olan kendi oyuncusuna sahip çıkıyorlar. Bizimkiler, şu anda gelen yöneticiler bunları çok anlamıyorlar, bilmiyorlar. Şimdi Fenerbahçe bunu yapıyor. Fenerbahçe bunu yapıyor. Galatasaray bunu yapıyor. Bak Beşiktaş döndü bunu yapıyor. İlk Türkiye'de biz örnek olduk. Bütün takımların örneği olduk. Herkes bizi takip ederken biz başkalaştık. Başkalaşınca kendi insanımızı reddettik ve bu durumda
Ha diyeceklerim Doğru. şampiyon olduk. Şampiyon olduk. Doğru. Şampiyon olurken işte o bütçeler kuruldu, o kadrolar kuruldu. O yönetimin dışındaki kadrolar oldu. Yine eski oyuncularından orada faydalandın. Eski yöneticilerini yönetim kuruluna aldın. Birçok şeyi sordun, konuştun. Yardım aldın. Yardım aldın. Evet. Onları da Evet. söylemek istemiyorum nereden yardım Ya aldığını. hocam Yani şampiyon bunlarla bilirsin. Bunların bilinmesi lazım. konuşuyoruz hocam, konuşuyoruz. Onları da konuşuyoruz biz, Hocam merak etmeyin. Hepsini söyleyeceğim. şampiyon olunduğu dönemi masaya yatırsa nasıl olunduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bu sadece Abdullah Avcı'nın şeyhanesiyle Abdullah Avcı bu takımı şampiyon yaptı diye yazılmamalı. Bunu zaten tüm kamuoyu biliyor. Ben Nihat birazdan şimdi der ki son olarak bunu soralım ama ben son sorumu sorayım da çekileyim. Tamam, tamam peki. Hocam Trabzonspor ne yapmalı yani bundan sonra ne yapmalı? Ya nasıl bir yol haritası yapmalı? Hakikaten çok sıkıntı var. Bir ortada kadro yok. Ya teknik adam çok tartışıyor. Hatta yönetim tartışılmaya başlanıldı. Gidişat hiç iyi değil. Ekonomik çöktü. Kim ne derse desin yani o transfer, bu transfer. Ya transfer de zor artık. Gelir yok. Müthiş bir gider var. Yani bakıyorsun önümüzde Trabzonspor'a bir girdi sağ. Alınacak sponsorlar da bana göre fazlasıyla alındı. Ne yapmalı Trabzonspor hocam? Bu girdaptan bana göre girdap nasıl çıkmalı? Borç bütün kulüplerin sorunu, bütün kulüplerin kamburu. Yani aşağı yukarı dört büyük geçen yıl borcu 20 milyar TL'ydi. Şimdi aşağı yukarı 40 milyara yaklaştı. Yani her geçen gün borç azalacağına, yani borç insanlar niye borçlanırlar? Bir şeyi yapmak için, bir şeyi elde etmek için borçlanırsınız. Onu elde ettikten sonra da o borcu ödemeye başlarsınız. Borcunuz düşer. Evet. Ama sürekli insan bir şey yaptı, hep borçla yaşar mı? Hep borçlu devam eder mi? Bu sefer inandırıcı olamazsınız. Size kimse katkı sağlamaz. Kimse yardım etmez. Dolayısıyla biz borçları aşağı indiremiyoruz. Her zaman borçlanılır mı? Borçlanırsanız geleceğinizi yok edersiniz. O zaman aklın yolu bir. Yani bir defa borçları ödeyebilmeniz için en önemli şey futbolcu geliştireceksiniz, futbolcu bulacaksınız. Çünkü en büyük borç böyle ödeniyor. Yani sahadan kazandıklarınızla, işte federasyondan gelenle, yayın haklarıyla, işte bilet satmayla bu borçlar ödenmiyor. Sponsor bulmayla bu borçlar ödenmiyor. Bu ancak iyi oyuncular, mesela Galatasaray takımı işte 1 milyon euroya oyuncu aldı, 40 milyon euro. Demek 39 milyon euro kârda. Bunu nereye verecek? İşte ya yine oyuncuya verecek, bir kredi kapatacak. Dolayısıyla böyle oyuncu bulur, 700 bin euroya oyuncu aldı, 5,5 milyon euroya sattı. Biz de Evet. bunu yapabiliriz. Öz kaynaklarımız var bizim. Öz kaynaklardan faydalanmamız lazım. Oralara tabii ki hocalar bulmamız lazım. İyi hocalar bulmamız lazım. Kulüp de bu gelen parayı değerlendirebilecek, iyi ilişkiler kurabilecek, iyi pazarlayabilecek orada iyi elemanlar, iyi çalışanlar olması lazım. Bunlar olmak lazım. Hocaların gelişkin hocalar olması lazım. Yani oyuncu geliştirmesi lazım. Sadece kendilerini düşünüp şampiyonluğa oynayalım, şampiyon olalım ama işte oyuncu da satmadan veya satarsak da çok para getirecek oyuncuya yanaşalım. Olmaması lazım. O da olacak. Tabii ki olgun oyuncu da olacak. Ama 5-6 tane de genç oyuncu olacak ki onlarla beraber de para kazanabilirsiniz. Ajax mesela 2 yıl, 3 yıl şampiyon olmaz. Ama altyapıdan, öz kaynaklarından ve bulduğu oyuncularla beraber onları geliştirir. 3 yıl sonra şampiyon olur. Porto böyle yapar, Benfica böyle yapar. Önemli değil. Hep En o kulübün mantıklısı da içerisinde bu. olur. Ama tabii doğrusu da bu. Evet, evet doğrusu da bu. Evet Nihat. Maçımız var. Pazartesi günü. Yani kupayı bir anlamda kenara aldık artık. 8 oldu. Hatay maçından sonra Trabzonspor'da yani neler olabilir ya da daha beklentileriniz nedir? Yani bundan sonrası için Trabzonspor'un ya yol haritasını nasıl görüyorsunuz? Trabzon'da benim beklentim onu açıyoruz. Oynamaz. Yani onu açar ve belki sonuç olacak Trabzonspor. Bir parça
Hoca da rahatlayacak, başkan da rahatlayacak, kulüp de rahatlayacak. Yani şu anda işte Münir'in çok katkı sağlaması, iyi çıkması. Yani bunlar olacak. Yoksa Trabzonspor ne oynadığı oyunla beraber, sonuçla beraber bir insanlar ne etmiyor şu. Önümüzdeki yılın planlamasını yapacak. Ona göre olacak. Oyuncuna göre geliştirecek. Trabzonspor'un 3. lige elde edilebilir mi? Olabilir mi? Beşiktaş şimdi güçlendi 3. olabilmesi için, Avrupa kupalarına katılabilmek için. Burayı yakalamak. Arkadan gelen takımların da bizi yakalamasını engellemek. Yapacağımız bizim bu şu anda. Başka bir şey zor olur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yine daha çok konuşacağız inşallah. Yani sizi en az haftada bir, eğer zamanınız olursa iki defa almak istiyorum. Ona göre planlarımızı, programlarımızı yaparız. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler ediyorum. Miraç Özacı, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hocam, hocama son bir söz. Hocam, fazla uzatma. Çok güzel. Ateşi yapacağız hocam. Hadi ateşi yakacağız diye güzel. Evet. Hayırlı. Hocam senin, öpüyoruz seni. Hayırlısı. Sağ ol, kolay gelsin. Ben, sağ ol hocam. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun, teşekkür ediyorum.